Merhaba sevgili çocuklar. Bu yıl ne yazık ki Afyon Caz Festivali'nde birlikte olamıyoruz. Her yıl aralıksız Afyon Festivali'nde yıllardan beri belki de en çok çağrılan yazar olarak geliyorum. Tabii burada bazı zaman okulların çağrısıyla çocuklarla bir araya gelmek için, bazı zaman okul etkinliklerinde, bazı zaman söyleşi ve kitap imza günlerinde geliyorum. Ama genellikle Afyon Caz Festivali'ne denk gelen günlerde sizlerle birlikte oluyoruz. Kaç yıldır geliyorum bilmiyorum ama kaç okula gittiğimi de bilmiyorum. Öylesine çok okulla da arkadaşlarla birlikte olduk ki hatta sanırım bazılar şimdi liseyi de bitirdiler, üniversiteye girmek üzereler diye düşünüyorum. Çünkü Afyon'u hem seviyorum hem Hüseyin Başka demin yaptığı bu caz festivali gerçekten yani saygıyla önünde eğilmesi gereken ve gerçekten bütün dünyada Batı ülkelerinde bile her şehre kısmet olmayan bir şey. Büyük kentlerde, baş kentlerde, belki Avrupa'da da bu tür festivaller oluyor ama Anadolu'nun böyle güzel bir ilçesinde, üstelik de saygın, geçmiş tarihinde de güzelliklerle dolu olan bir ülkesinde bir caz festivalinin olması ve bu caz festivaline Avrupa'dan ve dünyanın pek çok yerinden dünyanın en iyi müzik ustalarının, bestecilerin, icracıların gelmiş olması gerçekten çok onur verici ve çok sevindirici. Üstelik çocuklarımızın farklı bir müzikle tanışması, enstrümanları görmeleri, onlara dokunmaları, o müzisyenlerle birlikte etkinliklerde bir araya gelmeleri pek çoğuna şahit oldum. Hatta hiç unutmuyorum birinde bir usta müzisyen, çocuk zannediyorum Polonyalıydı ya da Çekoslovakyalıydı. O bir grup çocukları kendilerine 5 dakikada korist olarak yetiştirip onlarla birlikleri, onların hiç duymadığı fakat sözcüklerini hemen öğrendikleri bir şarkı söyletmişti. Hala unutamıyorum. Yani sanki yıllardır prova yapılmış da bir arada çocuklarla oluşturulmuş konser verir gibiydi. Gerçekten bunlar çok değerli katkılar. Her zaman ulaşamayacağımız şeyler. Avrupa'da bir ülkede insan bir ülkeden başka bir ülkeye gidiyor bir festivali, bir caz konserini izleyebilmek için. Oysa siz çok şanslısınız. Sizin ayağınıza kadar geliyor. Üstelik Afyon gibi geçmişiyle, tarihiyle, insanlarıyla, kendi binlerce yıllık kültürüyle o insanlarla da bunu buluşturmak bizler için, kendi aydınlarımız için bile önemli bir çalışma oluyor. O yüzden ne söylesem bunu hiçbir şekilde anlatamam. Ve her zaman çok rahat konuşan bir insan olarak asla bir övgü düzmek istemiyorum ama yani sizlerin bu eğilimi, çocukların buna bakışı, halkın bakışı, insanların yaklaşımı, öğretmenlerimizin, müzik öğretmenlerimizin, aydın insanlarımızın, aydının güzel insanların bu ilişkiye, bu yaklaşıma, sıcak duruşları insanı gerçekten mutlu ediyor. Bir de şöyle bir şey var, bir örneğini daha Türkiye'mizin hiçbir ilinde bulamıyoruz. Bu da başka bir sevindirici bir şey diye düşünüyorum. Bir ilki bu kadar yıldır sürdürmek adına da insanları, her katkısı olanı, başta Hüseyin'i tebrik ediyorum. Bugün ben size düşündüm neler anlatayım, karşı karşıya gelemiyoruz. Müzik Satan Çocuklar adlı kitabımı dedim çocuklara anlatayım. Belki bazıları okumamıştır, belki duymamıştır bile. 1986 yılında ben Polonya Gülümseme Nişanı diye bir nişan aldım Polonya Devleti'nden ve üstelik de Şövalyelik Ünvanı aldım. Bunu da ülkemdeki bir çocuğun, bir müzisyen çocuğun yaşamını anlatarak elde ettim. O yüzden de o çocuğa, o okul arkadaşıma da saygılar duyuyorum ve okul arkadaşıma da gerçekten yaşıyorsa uzun ömür, öldüyse Allah rahmet eylesin diyorum. Onu saygıyla, sevgiyle her zaman andığımı söylemek istiyorum. Biz Uzunköprü'ye tayin olmuştuk. Annem öğretmendi, babam Toprak Mahsulleri Ofisi'nde müdürdü. Ben de Uzunköprü Ortaokulu'nda okuyordum. Ve o zaman bizim okulumuzda her yöreden, her yanından
Uzun Köprü'nün devlet okullarıydı. Arkadaşlarımız vardı. Orada aramızda böyle ekonomik farklılıklar, sınıfsal farklılıklar falan yoktu. Hepimiz birbirimizi çok severdik. Bu arkadaşım bizden farklı olarak ailesinin katkıda bulunan bir çocuktu. Yani biz okulu bitirip evimize giderken o çantasını bir yere koyar, boyar, ayakkabı boyardı. Sabahleyin okul erkenden gelirken eğer bir şey olursa bir yerlerde sandığı durur, onu boyardı. Ama onun dışında da iyi bir müzisyendi. Babası da müzisyendi, o da müzisyendi. Ve çok iyi keman çalardı. Müzik derslerinde hepimiz ona imrenerek bakardık. Çünkü öyle bir usta yoktu içimizde. Ve onun yeteneğini de gerçekten çok kıskanırdık. Yani nasıl söylesem, sanki ona özel verilmiş bir şeydi bu. Ve çok o kadar usta çalıyordu ki içimizde çok gitara, mandoline heveslenenler oldu. Ama ne yazık ki hiçbirimiz de pek başarılı olamadık. Bazı arkadaşlarımız bu konuda bayağı yetildiler, enstrümanlar öğrendiler ama bizler pek beceremedik o senelerde. Bu arkadaşın babasının bir de atlı arabası vardı. Şehirden istasyona bir kilometreden fazla uzaktı. İlçenin çok da bir özellik, bir önemli var. Türkiye'nin en uzun taş köprüsünü bağrında barındırır. Bir kilometre uzunluğunda bir köprüsü vardı. Zannediyorum 273-278 gözlü falan. O köprünün üzerine gidip gelerek istasyona yolcu taşırdı. Bir gün evlerini yaparken hepsi bir de işte o arabalarında kalıyorlar. Arabalarında kalırlarken annesi babası komşulara falan gitmiş. Dönüşte işte Salih'ti başı da, onu söylemem lazım. Salih'ti arkadaşımızın adı ama ona herkes Salih dediği için biz de Salih diyorduk. İşte gaz lambasında ders mi çalışıyordu yoksa gerçekten öyle bir şey mi oldu? Lamba uyurken düşüyor. Ve o da onu toplayıp araba yanmasın diye çabalarken eline yapışıyor birden bir demir gibi bir şey sanıyorum. Yani hep öyle anlatılırdı. İki parmağı yanmıştı onun. Ve o zaman insanlar o kadar akıl edemiyorlar. İşte merhem süreriz, macun sürarız geçer gibi boş veriyorlar ama o yanık onun parmağını hareketsiz bıraktı ve o eskisi gibi keman çalamadı. Fakat sonra bir yaz tatilinde ondan sonra bir yere çalışmaya gitti dediler ve biz onu göremedik. Ertesi sene de göremedik. Bizden bir sınıf geride kaldı ondan sonra ve sonunda dönüp bir gün geldiğini duyduk. Okula da başlamıştı tekrar. Meğerse gitmiş, kendine kahretmiş, oturmuş o kemanı tekrar ilk parmakla çalabilirim diye oturmuş çalmaya başlamış. Hatta üçüncü parmağı da biraz çalışıyordu ama öyle de değildi. Yani o pek de kullanamıyordu. Ama bir de baktı ki iki parmakla eskisinden daha güzel gitar çalıyordu. Bu beni o kadar yaraladı ve mutlu etti ki, ama şunu öğretti bana Salim. Demek ki dedim, insanlar bazı şeyleri kaybedebilirler. Bir parmağını kaybedebilir, iki parmağını kaybedebilirler. Ama demek ki isterlerse o enstrümanı da çalabilirler diye düşündüm. Ve sonra yıllar sonra bu kitabı yazdım ve bu kitapta çocuklara, yani umutsuzluğa düşen bir çocuğa umut olabileceğini, her şeyin yeter ki istedikten sonra herkesin yapabileceğini görüyorsunuz. Engelli çocuklarımız var, basket oynuyorlar. Görüyorsunuz. Bazı ayaklarını kaybeden ya da herhangi bir şekilde özürlü demeyelim de işte ona şöyle söyleyeyim, ona daha güzel bir söz bulalım. Onlar çünkü engelliyi, özürlü sözcüklerini sevmiyorlar. Ayağının işleyişinden yoksun olan bir çocuk bile bir koşuya katılabiliyor. Hatta bazı zaman işi daha ileri götürüp takma ayakla futbol bile oynayabiliyorlar. Tabii ki bu belki bir profesyonel futbolcu gibi oynayamasa da ama o yaşamında bunu sürdürüyor.
Salih müzisyen olarak da hayatını sürdürmüştü. Ortaokuldan sonra sanıyorum okumadı. Biz de onu pek göremedik. Ondan sonra sanımca işte o arabalar çıktı falan. Arabalar istasyona şey götürüyordu. O atlı arabalar işi yarım gitmeye başladı. Zannediyorum babası ve annesiyle beraber Edirne'ye ya da İstanbul'a bir yerlere göçmüşlerdi. Bir daha kendisine haber alamadık, duyamadık. Hatta bir uzun köprüye gittiğimde sordum da tabii benim yaşım ilerlediği için o dönemden kalan çok az arkadaşım vardı. Onlar da pek hatırlayamadılar. Zaten şimdi yok denecek kadar da az dost tanıdığım kaldı oralarda. Daha genç öğretmenler kaldı. Benimle büyümüş çocuklar. Benim dergilerim, çıkardığım dergileri okuyarak 50 yaşlara gelmiş bugünkü. Onlar 50 yaşlarını geçtiler çoktan. Onun için onu her zaman sevgiyle anmışımdır. O kitabı yazdım. O kitap da gerçekten bana bu ödülü getirdi. O yüzden şimdi onu düşündüm. Bir caz festivalinde, dünya cazında da böyle insanlar var. Ben de bunu sonradan öğrendim. Bu kadar benzerlik de olmaz dedim kendi kendime. Dünyanın en ünlü gitaristlerinden birisi, adı Django Reinhardt'tır. Bugün o da böyle bir karavan yangınında galiba parmağını kaybetmiştir. İkisi birbirine yapışmıştır parmakları ve hatta zannediyorum onunkiler kırılmış ve yanlış da yapışmanın dışında yanlış kırılmış ve yanlış kaydamıştır. Ve onu sanıyorum fazla umursamadığı için, geçer gibi düşündüğü için de o iki eli, iki parmağı, son elinin iki parmağı öyle kalmıştır Django Reinhardt'ın. Ama o dünyanın en usta gelmiş geçmiş caz gitaristlerinden biridir. İki parmağıyla inanılmaz hızla gitar çalmıştır. Bugün onunla ilgili ekoller vardır. Hatta onu taklit etmek, onun çalışına yetişmek için iki elini mendille bağlayıp iki parmağıyla gitar çalmaya, baş parmakta dahil üçüyle çalmaya çalışan pek çok caz insanı vardır. Geçtiğimiz yıllarda herhalde bir 5-10 sene önce olsa gerek diye düşünüyorum. Onunla ilgili onun stilinde caz çalanlar albümler yaptılar. Django Reinhardt hayranları ve plaklar doldurdular onun 100 yaş anısına. Ve bugün dünyanın unutulmayacak en önemli insanlarından biri. Tabii ki vefat edeli çok uzun yıllar geçti. Ama şunu her zaman çocuklar bilmeliler ki her şeyi başarabilirsiniz. Her istediğiniz her şeyi olabilirsiniz. Kendinizi tartarak ben bu yükü kaldırabilir miyim diye bakarak. Çünkü bir şeyi istemek önemlidir. Ben diyemem şimdi bir tonluk bir arabayı elimle kaldırırım Hulk gibi, Hulk gibi diye. Onun için siz de kendi gücünüzü tanıyarak, bilerek eğilimlerinizi, kendinizin bu yeteneğe haiz olup olmadığınızı araştırarak bu dünyada her konuda başarılı olabilirsiniz. İyi bir müzisyen de olabilirsiniz, iyi bir icracı da olabilirsiniz. Benim gibi bir yazar da olabilirsiniz. Hem de kendinizi edebiyata iyice verip kendi kültürünüzle birlikte iç içe bir dünya oluşturduğunuzda kendinize çocuk yazarı da olabilirsiniz, yetişkin yazarı da olabilirsiniz. Yani öylesine ki şu anda astronot olamazsınız ama bence çok daha bilimle uğraşan bilge çocuklar olabilirsiniz. Her şeyin başı güzellikleri, kültürü, sanatı öğrenmekten geçiyor. İnsanı geliştiren tek şey kültür ve sanattır. Bu da okumakla, öğrenmekle, dinlemekle, aydınlanmakla oluyor. Onun için hepinize bu festivalde birlikte olamadığımız için iyilikler, iyi günler, başarılar diliyorum. Umarım okullarınız istediğiniz gibi olur. Bu korona belası desem bu yanlış olur. Bu hastalıktan bütün insanlık kurtulur. Mutlu günlere döneriz. Birbirimizi kucaklarız. Yanaklarımızdan öperiz sevgiyle korkmadan. İşte o zaman ben de sizi ellerinizden öpeceğim hepinizin. Böyle güzel günleri özleyerek bir an evvel
bu korona çukurundan çıkıp nice günlerde, nice festivallerde bulaşmak üzere hepinizi sevgi, saygıyla kucaklıyorum. Hoşça kalın yavrularım.